Sayın milletvekillerim, çok kıymetli kaymakamım, çok kıymetli belediye başkanlarımız, İGMS başkanımız, belediye başkanlarımız, çok kıymetli jandarma komutanım, il müdürlerimiz, çok kıymetli Cengiz Aygün Bey ve ailesi, değerli misafirlerimiz, ilimize özellikle dışarıdan gelen çok kıymetli konuklarımız, çok kıymetli dadayılar, sevgili basın mensupları. Ben de sözlerime başlarken hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Şimdi yaklaşık bir 17-18 sene oldu galiba. 2004 ya da 2005 kapanması. Göğüs Hastalıkları Hastanesi. Tabii Kastamonu ve Dadaylı özdeşleşmiş Türkiye'nin dört bir yanı hasta kabul etmiş. Muhteşem bir tesis ve sağlık sektörüne müthiş bir hizmetler yapmış ama ömrünü tamamlamış, hizmet ömrünü 17-18 yıldır altı kalan bir tesis. Kastamonu'ya 2 yıl önce atandığımda ilk duyduğum ya da sürekli duyduğum konuların başında Ballıdağ ne olacak? Sürekli basında, ilçe gezilerimizde, bizim yapmış olduğumuz sohbetlerde, siyasilerde olan yapmış taleplerde her zaman en baş noktalardan bir tanesiydi. Ama ne yalan söyleyeyim, ben de bu tesisi geldim, gezdim. Yani zaten tesis fiziken 17-18 sene şu an bulunduğumuz rakımda zaten Kastamonu coğrafyası zorlu bir coğrafya kış anlamında. Bulunduğumuz alan da ilçe merkezinde biraz daha yüksek. Tamam coğrafya muhteşem ama zorlu bir kış şartları var. Buna bağlı olarak da bozulma var. Binanın yani restorasyon zaten çok zor. Hadi restorasyonu yaptınız. Böylesine bir tesisi günümüzdeki klasik hastane mantığıyla çalıştıramazsınız. Çünkü çok ciddi bir yatırım var. Klasik huzur evi mantığıyla da çalıştıramazsınız. Ve bahsettiğim gibi yani burada neticede 300-400 kişi istihdam olacak. Çok ciddi giderler olacak vesaire. Bir yapım maliyeti var. Zaten şu an basından gördüğümüz kadarıyla şu an finansman olduğu için tabii en son projeler onaylanıp da ruhsat aşamasına gece aşırı yapım maliyeti ortaya çıkacak. İnşallah onu da en kısa sürede temel atma töreninde de duymuş olacağız. Yani neticede çok ciddi bir maliyeti, çok ciddi bir organizasyonu beraberinde getirdiği için buna bir idarecinin, bir yatırımcının bölgemizdeki yani normal bir iş dünyasının buna cesaret etmesi çok zordu. Ne yalan söyleyeyim. Ben de imkansız gibi bir şey görüyordum. Neticede hepimizde de zaten bu kanı vardı. Geçen sene böyle bir canlama tekrar gündeme gelince Aygün ailesi ortaklarıyla beraber bu işe talip oldular. Ve gerçekten de insanlarda müthiş böyle bir moral, müthiş bir umut doğdu. Şimdi tabii bölgede kurulu bulunan binanın fiziki etüt çalışmalarının yapılması, öncelikle aslında uygun bir şekilde Ahmet Bey bahsetti, bir restorasyon düşüncesi. Ama bunun teknik olarak mümkün olmadığı anlaşıldıktan sonra şu an bulunduğumuz alan ve aşağıdaki alan dahil olmak üzere binanın yıkılması ve yeni inşaat hazırlığına getirmesi ve yaşamış olduğumuz kış şartları bu zamana getirdi. Ama bu süreçte de görüyoruz ki ilgili yatırımcı kuruluş Cengiz Aygün ve ailesi ciddi bir planlama çalışmasına girmişler. Birazdan detaylarını da gösterecekler. Bu lansman toplantısı malumunuz. Açıkçası ben de son halini merak ediyordum ne aşamaya geldiğini. Ve bugüne de geldik. Ortada geçirmiş bir zaman kaybı falan kesinlikle söz konusu değil. Çünkü çok ciddi bir yatırım. Daday Belediye Başkanı söylemişti galiba. Batı Karadeniz diye bence Karadeniz bölgesinin son yıllardaki en büyük yatırımı diyebiliriz. Hem de çok farklı bir alanda. Orayı salt bir otel yapsanız ya da ne bileyim farklı bir şey yapsanız olabilir ama öylesine uluslararası standartla bir gidiyatri merkezi yaparak burayı uluslararası bir organizasyonda yönetmek hem Türkiye'de hem uluslararası organizasyonda çok büyük bir hazırlık, çok büyük bir yetenek ve uzmanlık gerektiriyor. O yüzden bölgemiz açısından değil sadece tüm Karadeniz açısından, ülkemiz açısından da son derece önemli bir yatırım. İnşallah hayırlı olur. İnşallah açılışını da en kısa sürede hep beraber gerçekleştireceğiz. Şu alanın muhteşemliğini zaten Dadaylılar biliyorlar ama geç Kastamonular da biliyor diyeyim. Çünkü her taraf böyle maşallah. Şu bant biraz misafirlerimiz önünde engelliyor. Yani buradan baktığınız zaman 15-20 kilometreye yakın bir böyle bir yürüyüş açısı. Neredeyse Ilgazlar. Aşağıda muhteşem bir gölet. Hemen 2 kilometre aşağısında resmi açılsın. Oradan da yakında yapacağız.
Batı Karadeniz'in en modern atlı trafik merkezlerinden bir tanesi. Özel idaremiz Kuska ve kaymakamımız işbirliğiyle biliyorsunuz orayı da açmıştık. Hemen aşağısında Daday gibi son derece güzel bir şirin ilçemiz ve Hinterland'ında da özellikle ata binme, doğa gezisi Orası çok noktasında gözlü. Burası küçük çok küçük aynen işletmelerini aynen. oluşturdu ve son Ben derece teşekkür başarılı bir ediyorum. şekilde de hizmet Aldığı gördükleri izinleri aldım. bir tesisler topluluğu. Yani dolayısıyla buraya gelecek olan misafirlerimiz, konaklayacak Çok olanlar, iyi. onların yakınları, çalışacak Şu olanlar, açıdan çünkü devam burada her edeyim. Bir tane sektörden daha dur. birçok insan görev Tamam. yapacak, her seviyede. Bunların her bakımdan moral motivasyonlarını ya da gelen insanların burada çok büyük bir mutlulukla ayrılması için gerekli fiziki şartların da burada mevcut olduğunu söylüyorum. Hemen arkasında yarım saat mesafede muhteşem bir ilçe Daday. Hemen yarım saat ötesinde yine kanyonlar ile muhteşem bir ilçe Pınarbaşı. Zaten Daday kendisi herkese. Kastamonu yeni yol yapılınca en fazla 25 dakikalık mesafede. Aracı zaten yarım saat mesafede vesaire. Yani dolayısıyla buraya gelen insanlar hem tedavi hem tatil. Buradaki insanlar, ziyarete gelen insanlar da mutlaka bu muhteşemliği görerekten bu bir sarmal etkisiyle bölgemizde, ilçemizde de çok büyük turizm anlamında katkı sunacak. Çok büyük bir proje. Yani bu imkansız denilen bir projeydi. Allah razı olsun bu konuda yatırımcı firma çok ciddi anlamda umutları yeşertti. İnşallah işleri rast gider. Tez zamanda da temellerini de atarız. Ve inşallah en yakın zamanda da açılışını yaparak bölgemize, ilçemize, sağlık sektörüne, insanlığa çok verimli sağlık hizmetlerinde bulunur. Ben tekrar Aygün ailesini tebrik ediyorum. Bu süreçte emeğe geçen tüm müşavir firmaları kurgusunda, yani bu süreçte çalışacak olanları, görev alanları tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Teşekkür ederim.